Sevgili öğrenciler merhaba. Ben coğrafya öğretmeniniz Uğur Gök. 9. sınıf coğrafya dersiyle beraberiz. Coğrafya dersi biliyorsunuz ki hem genel kültür açısından hem e, üniversite sınavı açısından e, önemli olan derslerden bir tanesi. Coğrafyayı bilmek dünyayı bilmektir. O yüzden coğrafya dersini sadece not alacağımız veya sınavda yapacağımız bir ders olarak değil, hayatımızın her alanında bize yardımcı olacak bir araç olarak görebiliriz. Şimdi gençler, 9. sınıf coğrafya dersinde birinci ünitemiz doğal sistemler. Doğal Coğrafyanın 9. sınıf konularına baktığımızda toplam 4 tane ünitemiz var. Bunlardan birinci olan doğal sistemler ünitesi yaklaşık olarak 30 hafta sürecek. Biliyorsunuz ki, Doğal sistemler doğada meydana gelen, kendiliğinden meydana gelen unsurları kapsayacak. Daha sonra beşeri sistemleri anlatacağız. Üçüncü ünitemiz küresel ortam bölgeler ve ülkeler ve son ünitemizde çevre ve toplum olacak. Şimdi gençler birinci ünitemizde doğal sistemler konusunda biz hangi konulardan bahsedeceğiz? Coğrafyaya baktığımız zaman birinci bölümde coğrafya bilimini işleyeceğiz. Coğrafya biliminde coğrafyanın tanımından başlayacağız. Arkadaşlarımız bazen 9. sınıfta şunu söylüyorlar. Hocam ben coğrafya bilmiyorum. Zaten biz coğrafyayı temelden başlayacağız. Yani coğrafyanın tanımından başlayacağız. Coğrafya biliminde insan ve doğa etkileşimini anlatacağız. Yani insanın doğa ile olan etkileşimini, doğanın insana olan etkilerine bakacağız. Coğrafyanın tanımını, coğrafyanın bölümlerini ve coğrafyanın ilkelerinden bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda da coğrafyanın e, geçmişine, tarihsel geçmişine bakacağız. İkinci bölümde önemli bir konumuz olan dünyanın şekli ve hareketleri konusunu anlatacağız. Dünyanın şekli ve hareketleri konusu e, ileriki zamanda işleyeceğimiz birçok konunun da altyapısını oluşturacak. Üçüncü bölümde yer ve zaman coğrafi koordinatlar bölümünü, dördüncü bölümde harita okur yazarlığı, Dünya üzerindeki e, harita çizim tekniklerine bakacağız. Dünya üzerindeki harita çizim tekniklerinde hangi uygulamalar yapılıyor? Onları kontrol edeceğiz. Ve 5. bölümde de atmosfer ve iklim konusunu anlatacağız. Atmosfer ve iklim konusuyla beraber doğal sistemler konumuzla bitmiş olacak. Dediğim gibi e, coğrafyanın 9. sınıf konularında en uzun süren ünite 1. ünite yani doğal sistemler ünitesi olacak. Şimdi birinci ünitede dediğim gibi ilk başta coğrafya bilimini yani insan ve doğa etkileşimine bakacağız. Burada neyi anlatacağız? İşte doğayı, doğal ortamı, beşeri ortamı, coğrafi ortamı ve son olarak da coğrafyanın e, tanımını vermiş olacağız. E, doğa ve insanın sürekli etkileşim içerisinde olduğundan bahsettik. Biz doğa üzerinde yaşadığımızda doğadan sürekli olarak etkileniyoruz ve aynı zamanda teknolojinin ilerlemesiyle beraber doğayı da etkilediğimizi söyleyebiliriz. Sonra bir bilim olarak coğrafyanın alt dallarına yani işte coğrafyanın hangi bölümleri var, onları incelemiş olacağız. Şimdi dersimize başlarken doğa ve insan etkileşimi konusuna başlarken dört tane doğal sistemden bahsedeceğiz. Bunlara biz aynı zamanda muhteşem dörtlü de diyebiliriz. Neler bunlar? E, atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biosfer. Baktığımız zaman mesela iklim olaylarının görülmesindeki canlı yaşamının oluşmasındaki temel etken atmosferin varlığıdır. Litosfer dediğimiz zaman taş küre, yer kabuğu ee, ve buna bağlı olarak yeryüzünde oluşan şekiller litosferin alt kollarıdır. Hidrosfere baktığımız zaman hidrosfer su küredir. Yani denizler, okyanuslar, göller, akarsular hidrosferi oluşturur. Biyosfer dediğimiz zaman da canlı küreden meydana gelir. Biosfer canlı küre, atmosfer hava küre, hidrosfer su küre, litosferde taş küre olarak karşımıza geliyor. Şimdi doğayı oluşturan ortamların birbirleriyle etkileşimi doğal ortamı meydana getirir demiştik. Demek ki bu doğal ortamlar sürekli olarak birbirleriyle etkileşim halindedir. İşte e, litosfer Az önce de bahsettiğim gibi yer kürenin katılaşmış üst kısmını araş, e, inceler. Onunla ilgilidir. Atmosfere baktığımız zaman yeryüzünü çevreleyen gaz örtüsüdür ve buna bağlı olarak iklim olaylarının oluşmasını sağlar. Hidrosfer su küre yani e, buzullar, akarsular, yeraltı suları. Biosfer dediğimiz zaman da canlı küre e, demiştik. Ee, doğal ortam oluşturan unsurlarda meydana gelen geçici ya da sürekli değişimlere doğa olayları diyoruz. Mesela doğa olaylarına baktığımız zaman işte yağmurun yağması gibi, e, denizlerdeki dalganın oluşması gibi, ağaçların yapraklarının dökmesi gibi olaylar doğal olaylar içerisinde yer alır. Şimdi burada ders içi çalışma bölümümüz var. İsterseniz bunu beraber e, yapalım. E, ben burada ee, hangi doğal unsurun hangi doğal ortamla ilişkili olduğunu karşısına işaretleyeceğim. Litosfer taş küreydi, tekrar hatırlatmak için söylüyorum. Atmosfer hava küreydi, hidrosfer su küreydi, biosfer de canlı küre demiştik. Şimdi kayaçlar demiş. Yeryüzünde oluşan kayaçlar var. Bunları 10. sınıfa geçtiğimiz zaman daha ayrıntılı bir şekilde kayaçları ...göreceğiz. Kayaçlar dediğimiz zaman... ...işte püskürük kayaçlar var, tortul kayaçlar var... ...başkalaşım kayaçlar var. Bunlar yer kabuğunda meydana gelen... ...kayaçlardı. O zaman... ...biz kayaçlar bölümünde... ...litosferi işaretliyoruz. Bitkiler dediğim zaman... ...bitki, hayvan, mikroorganizmalar... ...bunlar canlılarla ilgili... ...o zaman biosferi işaretliyoruz. Yeraltı suları... ...daha önce de bahsetmiştik hani... Okyanuslar, denizler, akarsular, yeraltı suları bunlar hidrosferin altı, alt koluydu. İnsanlar dediğimiz zaman yine e, biosferle biyosferle ilgili. Okyanuslar dediğim zaman yine sularla ilgili. Akarsular yine aynı şekilde hidrosferle ilgili. Mikroorganizmalar dediğim zaman canlılarla ilgili, yani biyosferle ilgili. Hayvanlar yine aynı şekilde Toprak dediğim zaman da yine litosferle ilgili. Şimdi sadece bazılarını bir bölüme işaretledik ama bunların sürekli olarak birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğundan bahsetmiştik. Mesela insanlara baktığımız zaman biyosfer altında ama atmosfer de yine canlı yaşamını olanak sağlayan bir olay olduğunu biliyoruz. Demek ki doğal ortamı oluşturan unsurlar sürekli olarak birbirleriyle etkileşim halinde. Bu dört tane muhteşem unsurumuz, bu dört tane muhteşem dörtlümüz sürekli birbirlerini etkiliyor. Eee bu alandan sonra doğal sistemleri ve beşeri sistemleri az önce bahsetmiştik dersimizin başında. Şimdi beşeri olay dediğim zaman insanın ihtiyacını karşılamak için doğal ortamda yapmış olduğu yaşamsal aktivitelerin tümü. Beşeri olay yani beşer şaşar insan diyoruz ya beşeri dediğim zaman insanlarla ilgili olan gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Beşeri olayların gerçekleştiği bir yaşam alanı var. Buna da biz beşeri ortam adını veriyoruz. Mesela insanlar işte doğal ortamlarda bulunan demir madenini ne yapıyorlar? İşte çeşitli yerlerden çıkartıyorlar ve bunları kullanılabilir hale yani hazır hale getiriyorlar ve yeni ürünler elde ediyor. İşte insanların demiri çıkartıp yeni bir ürün haline getirmesi beşeri bir olay olarak karşımıza çıkar. Bu sürecin gerçekleştiği yaşam alanı ise beşeri ortam olarak bahsetmiştik. Şimdi doğal ortam vardı yani doğada kendiliğinden oluşan unsurların olduğu ortam. Beşeri ortam vardı insanlarla ilgili ortam. Ee, eğer bunların birlikteliğinden oluşan en geniş bir yaşam alanı varsa ona da biz coğrafi ortam adını verebiliriz. Demiştik ya dersimizin başında insanlarla doğal çevre sürekli olarak etkileşim halindeydi. İnsan coğrafi ortamda yaşamsal etkinliklerini gerçekleştirirken yaşadığı yerin doğal ortam özellikleriyle sürekli olarak etkileşim halinde olduğundan bahsetmiştik. Mesela insanların yaşadıkları yerlere bakalım. Her bölgenin iklim koşulları ya da yeryüzü koşulları, yeryüzü şekilleri aynı özellikte olmadığını biliyoruz. Mesela insanlar ne yapmışlar? Doğal çevreden etkilenerek bir takım faaliyette bulunmuşlar. Mesela Mısır'a bakalım. Mısır Afrika'nın kuzeyinde yer alan bir ülke. Afrika'nın kuzeyinde biliyorsunuz çok, çok geniş bir alanda çöl alanı var. Yani Mısır'ın bulunduğu bölgede çöl iklim bölgesinde yaşayan insanlar var. Baktığımız zaman da genellikle onlar deveyi kullanırlar ulaşım alanlarında. Ama mesela Danimarka'ya bakalım. Danimarka'daki akarsular e, denge profiline yaklaşmıştır veya ulaşmıştır. O akarsulara baktığımız zaman insanlar o akarsular üzerinde ulaşım yapabiliyorlar. Mesela Türkiye'deki akarsulara bakalım. Türkiye'deki akarsular üzerinde ulaşım yapılabilir mi? E, tabii ki de e, hayır. Neden yapılamaz? Çünkü Türkiye'deki akarsular denge profiline ulaşmamışlar ve aynı zamanda rejimleri nasıldır? Düzensizdir. Yani kış mevsiminde çok fazla su taşırken yaz mevsiminde su seviyesleri ne yapar? Azalır. Mesela Kapadokya'ya gidelim. Kapadokya biliyorsunuz ki peri bacalarının olduğu bir yer. Orada işte Erciyes Volkanik Dağı'nın patlamasından dolayı ee, ne olmuş? E, volkanik kayaçlar meydana gelmiş. Volkanik kayaçlar çabuk aşınabilen kayaçlar olduğu için insanlar konut ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ne yapmışlar? Oralarda kendilerine yerleşim alanları elde etmişler. Dedik ki az önce dünyadaki iklim koşulları her yerde aynı değildi bazı yerler çok soğuk iklim özelliklerine sahip bazı yerler sıcak bir iklim özelliğine sahipti. Mesela soğuk iklim bölgelerine sahip olan yerlerden bir tanesi olan Rusya sahip olduğu orada yaşayan insanlara baktığımız zaman soğuktan korunmak için genellikle kalın kıyafetler tercih ederler. Yani doğal çevre o bölgedeki yaşayan insanların giydikleri kıyafetleri üzerinde ne olmuş etkili olmuş. Tabii ki beslenme alışkanlıklarını etkilemez mi? Tabii ki beslenme alışkanlıkların da etkiler. Genellikle mesela balık tüketiminin o yerlerde fazla olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki insanların doğayla etkileşimine baktığımızda doğanın insan üzerinde önemli etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Ekvatordaki insanlar genellikle sıcak olduğu için daha çok işte tişört tarzı kısa kollu kıyafetler giyerken kutuplara gidildikçe insanların daha pardüsü tarzında daha kalın kıyafetler giydiklerini de söyleyebiliriz. Demek ki doğal çevre insan yaşamı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir diyebiliriz. Tabii ki her zaman doğal çevre insan üzerinde etkili olamayabiliyor. Artık teknolojinin gelişmesi, işte bilimin ilerlemesi, bilgi birikiminin hızlı bir şekilde artması, insanların ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve buna bağlı olarak da doğaya hakim olma düşüncesini ortaya çıkarmış. Mesela bakıyoruz işte insanın bazı yerlerde enerji ihtiyacı çok fazla. Arttığından ne yapmışlar? İşte e, rüzgar santralleri kurmuşlar. Yani rüzgar gücüne dayalı enerji santrallerinin oralarda geliştiğini söyleyebiliriz. E, tabii ki insan her zaman olumlu gelişmeler mi sağlıyor? Tabii ki de hayır. Mesela bitki örtüsünü tahrip edebilir. Mesela görüntü var bakın Tayland'dan bir görüntü var. Ağaç kullanımının artmasından dolayı ormanlık alanların hızla azalmasına neden olmuş insanoğlu diyebiliriz. E, demek ki insanlar doğaya bazı yerlerde olumlu katkılar sağlarken bazı yerlerde olumsuz katkılar sağladığını da söyleyebiliriz. Demek ki Demek ki e, doğa içerisinde yaşıyorsak doğayla uyumlu bir şekilde yaşamamız gerekir. Çünkü sürdürülebilir bir doğa tarzının olması lazım. Bizden sonra gelecek olan nesillere uygun doğa koşullarını bırakmamız için, Bizim de elimizden geldiği kadar daha çok işte yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız gerekir. Bitki örtüsünün tahribini azaltmamız gerekir. ve doğadaki işte nesli tükenmekte olan endemik ve relik bitkiler var. İşte çeşitli hayvanlar var. Onların nesillerini de korumamız gerekiyor. Şu anda bizim için önemli ama bizden sonra gelecek insanlar için de bunun çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi coğrafya ortamın iki öğesi var demiştik. Bunlardan bir tanesi doğa, bir tanesi insan. Sürekli etkileşim halindeydi. İşte bu etkileşimi inceleyen bilim dalına coğrafya diyeceğiz az sonra. Coğrafya demek ki doğal ve doğa ve insan arasındaki sürekli etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır diyebiliriz. İnsan doğal ortamdan ihtiyaçlarını karşılarken bilinçli davranmalı ve davranışlarının sorumluluğunu alma, alması gerektiğini az önce de zaten söylemiştik. Bakın işte e, B seçeneğine baktığımızda atmosferdeki karbondioksit oranının arttığını görebiliyoruz. Özellikle fosil yakıt tüketiminin hızlı bir şekilde artması, atmosferdeki karbondioksit oranının artmasına ve buna bağlı olarak da işte çeşitli küresel ısınma faaliyetlerinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Demek ki insan bazı yerlerde doğaya olumlu katkı sağlarken bazı yerlerde olumsuz katkı sağladığından da bahsedebiliriz. Şimdi gençler, yine bir ders içi çalışmamız var. E, i̇sterseniz bunu da yapalım. Şimdi e, aşağıdaki tabloda insanın coğrafi ortamda yapmış olduğu bazı etkinlikler verilmiştir. Verilen etkinliklerin doğaya uyumlu olup olmadığını tablodaki ilgili alana işaretleyiniz demiş. Biz az önce söylemiştik hani bazılarda uyumluydu bazı durumlarda uyumlu değildi. Mesela birinci bölüme baktığımızda su ihtiyacının karşılanması için yeraltı sularının aşırı kullanılması demiş. Zaten temiz su oranının dünyada çok az olduğunu biliyoruz. Dünyanın yaklaşık %97'si tuzlu, %3'lük kısmı tatlı su oranına sahip. Zaten bunun da çok az bir kısmını kullanabiliyoruz. Eğer insanlar su ihtiyacının karşılanması için yeraltı sularını aşırı bir şekilde kullandıklarında belli bir zaman sonra artık doğada su ihtiyacı doğadaki suyun azaldığını, yeraltı su seviyesinin azaldığını söyleyebiliriz. Demek ki burada doğayla uyumlu bir şekilde yaşamamış. İkinci seçeneğe baktığımızda Akarsu vadisi boyunca yerleşim alanlarının inşa edilmesi. Sevgili gençler, televizyonları takip ediyoruz. Ülkemizde son dönemlerde, son günlerde Giresun'da yaşanan sel felaketini gördük. İşte insanların Akarsu vadisine yerleşmesi, oralarda sel felaketinin artmasına, taşkınların artmasına neden olmuş. Demek ki Akarsu vadisi boyunca yerleşim alanlarına inşa edilirse oralarda doğayla uyumlu yaşamadığını söyleyebiliriz. Enerji ihtiyacını karşılanması için rüzgar santrallerinin kurulması, az önce Türkiye'de de kurulan yerlerden bahsetmiştik hani demek ki rüzgar gibi, güneş gibi, dalga gibi kaynaklar yenilenebilir enerji kaynakları içerisindedir. Demek ki enerji ihtiyacının karşılanması için mutlaka bizim kendini yenileyebilen veya temiz enerji kaynakları dediğimiz kaynakları kullanmamız gerekiyor. Demek ki doğayla uyumlu bir şekilde olduğundan bahsedebiliriz. Tarım alanlarının oluşturulması için ormanlık alanların tahrip edilmesi. Gençler Tarım alanlarını açmak için ormanlık alanları tahrip edersek ülkemizde de son zaman biliyoruz ki erozyon olayı gibi çeşitli faaliyetlerin hızlandığını. O yüzden de bizim ormanlık alanları mutlaka korumamız gerektiğini biliyoruz. Demek ki ormanların tahrip edilmesi de yine uyumlu değil. Tarımsal ilaçların aşırı kullanılması sonucunda toprağın kimyasal özelliğinin değişmesi. Son zamanlarda yine organik tarımın öneminin arttığını görüyoruz. Daha az ilaç kullanımı, işte gübre kullanımında daha az, işte organik gübre kullanımı gibi seçeneklerin olması tarımsal açıdan bize verimli bir durum yaratır. Tarımsal ilaçların aşırı kullanılması tabii ki de toprağa zarar verdiği için uyumlu değildir. Bitki örtüsünden yoksun ve eğimli arazilerde ağaçlandırma çalışmalarının yapılması. Gençler Bizim özellikle İç Anadolu bölgesinde, iç bölgelerimizde e, rüzgar ve sel erozyonunun çok fazla olduğunu biliyoruz. Özellikle eğimli olan yerlerde, bitki örtüsünden yoksun olan yerlerde bu olayları fazla oluyor. Demek ki ağaçlandırma çalışmalarının yapılması bizim için olumlu bir gelişmedir, doğayla uyumlu bir şekilde yaşadığımızı gösterir. Tarımsal ürün hasadı sonrasında ürün kalıntılarının anızların yakılması. Biz Adana'da Yaşadığımızdan bu olayları çok görebiliyoruz. Özellikle e, bu dönemlerde anız örtüsünün yakılması hem toprağa zarar verir, topraktaki canlılara zarar verir, hem de kirlilik açısından e, önemli bir olumsuz bir durumdur. O yüzden de yine uyumlu değildir. Sanayi atıklarının akarsulara aktarılması. Eğer fabrikalardaki sanayi atıkları akarsulara aktarıldığında Akarsulardaki canlılar bunlardan olumsuz etkilenecek ve doğayla uyumlu yaşamadığımızın bir göstergesi olacaktır. Kıyı boyunca turizm amaçlı betonarme yapıların inşa edilmesi, özellikle ülkemizde turizmin merkezi sayılan Antalya'ya baktığımızda özellikle turizm amaçlı son derece fazla betonarme yapıların inşa edilmesi yine doğanı tahrip etmeyi örneklendirir. Akarsuların tarımsal sulamada kullanılması. Türkiye'deki tarımdaki en büyük problemin sulama problemi olduğunu biliyoruz. Tarımda akarsuların sulama amaçlı kullanılması doğayla uyumlu bir şekilde yaşadığımızı ne yapar? Gösterir. Demek ki insanlar sürdürülebilir bir yaşam için mutlaka ne yapması lazım? Doğayla uyumlu bir şekilde yaşadığını yaşaması gerektiğini söyleyebiliriz. Sadece kendimiz için değil, bizden sonraki gelecek nesiller için de mutlaka bizim onlara güzel bir doğa bırakmamız gerekiyor. Bir bilim olarak coğrafya demiştik. E, coğrafyanın tanımını az önce söylemiştim ben. Coğrafya doğal çevre ile insan arasındaki sürekli etkileşimi inceleyen bir bilim dalı olduğundan bahsetmiştik. Demek ki doğa var, insan var yani beşeri olaylar. Bunların etkileşimini inceleyen bilim dalımızın adı coğrafyadır. Doğal süreç içerisinde meydana gelen değişimleri insan etkili... İnsan etkinlikleriyle şekillenen beşeri ortamdaki değişmeleri çeşitli çalışma metotlarıyla araştırır ve inceler diyebiliriz. Dediğim gibi coğrafya dersimizin başında da söylemiştim. Coğrafyayı sadece ders olarak değil gittiğimiz tatil yöresinde gördüğümüz yeryüzü şekilleri gibi ya da gideceğimiz tatil yöresini kendimizin ayarlaması gibi önemli olduğundan bahsedebiliriz. Yediğimiz, içtiğimiz bütün özellikler mutlaka coğrafyayla ilişkilidir diyebilirim. Coğrafyayı kendi içerisinde bölüm olarak iki bölüme ayıracağız. Bunlardan biri fiziki coğrafya, bir tanesi de beşeri coğrafyadır. Fiziki coğrafya dediğim doğal olayları anlatan yani doğal sistemi anlatan coğrafyadır. Alt kollarına baktığımızda yer şekillerini inceleyen jeomorfoloji, iklimi inceleyen klimatoloji, suyu inceleyen hidrografya, canlıları inceleyen biyo coğrafya ve harita bilimi olan kartografya fiziki coğrafyanın alt dallarıdır diyebiliriz. Bunların az sonra ayrıntılarını zaten göreceğiz. Beşeri coğrafyaya baktığımız zaman beşeri coğrafya insanlarla ilgili olan durumdu. İşte belirli bir yerde insanların toplanması, nüfus, nüfus coğrafyası bir beşeri coğrafyanın alt dalıdır. Mesela insanların işte belirli bir dönemlerden sonra işte yerleşik yaşama geçmesi o bölgelerde yerleşme coğrafyasının ortaya çıkmasına neden olmuş. İşte oralarda çeşitli zamanlarda tarım ürünleri, hayvanlar yetiştirmişler, ekonomik coğrafyayı meydana getirmiş ve devletler arasındaki ilişkiler e, siyasi coğrafyanın alt dalları içerisinde incelenir. Bir de tarihi coğrafyamız vardır. Şimdi gençler, coğrafya önemli dedik. Siyasi coğrafya daha da önemli. Çünkü son zamanlarda baktığımız zaman ülkemizde ve başka ülkeler arasındaki ilişkilerde özellikle petrol arama, doğalgaz arama gibi çeşitli durumlarda ülkelerin coğrafi ortamları önemlidir diyebiliriz. Biz e, siyasi coğrafyayı da az sonra ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Demek ki coğrafya iki bölümden inceleniyor. Biri fiziki coğrafya, bir tanesi de beşeri coğrafya. Doğal unsurları anlatan fiziki coğrafya, insanla ilgili olan gelişmeleri anlatan coğrafyamız da beşeri coğrafyadır. Şimdi gençler fiziki coğrafyanın alt dallarına bakacağız. Fiziki coğrafyanın alt dallarında az önce jeomorfoloji demiştik. Jeomorfoloji gençler yer şekilleriyle ilgili alanı inceler. Şimdi bazen testlerde falan karıştırılabiliyor. İşte jeoloji, jeomorfoloji. Şimdi jeoloji, jeomorfolojinin yararlandığı bilimlerden bir tanesi. Yerin altındaki gelişmeleri inceler. Mesela baktığımız zaman işte yerin altındaki yer kabuğu, manto, çekirdek gibi alanlar ya da fayatları, deprem gibi alanlar jeolojinin konusu içerisindedir. Jeomorfolojiye baktığımız zaman ise daha çok Böyle daha genel anlamda işte yeryüzündeki şekiller işte dağlar, ovalar, platolar gibi yeryüzünde oluşan şekilleri inceleyen bilim dalıdır. Tekrar söylüyorum gençler, toparlıyorum. Jeoloji daha çok yerin altıyla ilgili. Jeomorfoloji daha çok yerin üstüyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bazen e, testlerde karşımıza gelebiliyor mesela pedoloji, toprak bilimi. Yine toprakları göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Demek ki toprak bilimi dediğim zaman pedoloji. Taş bilimi petrografi. İşte yer fiziği bilimi jeofizik, kimya ve fizik gibi alanlar bize jeomorfoloji konusunda yardımcı olur. Yani bunlar coğrafyanın alt dallarından bir tanesidir. Bir diğeri klimatoloji Klimatoloji dediğim zaman aklıma iklim bilimi gelecek. Yani atmosferdeki hava olayları, işte iklim elemanları olan sıcaklık, basınç, rüzgarlar gibi, nemlilik ve yağış gibi konular klimatolojinin alt kollarıdır. Onların inceleme alanındadır. Klimatolojiye baktığımız zaman aynı zamanda meteoroloji de karşımıza çıkıyor. Meteoroloji daha çok günlük olan hava olaylarını anlatırken klimatoloji daha geniş alanlarda, daha geniş zamanlardaki olan iklim olaylarını anlatan bilim dalı. Hidrografya suyla ilgili bir durum. Sular coğrafyasıydı. İşte denizler, göller, akarsular, sular coğrafyasının alt kolları içerisinde yer alır. İşte bunun da alt dalları hidroloji, su bilimi. Osenografya, bazen testlerde bu çıkıyor. Osenografya dediğim zaman okyanus ve deniz bilimi. Daha çok okyanus bilimi. Limnoloji, göl bilimi. Potomoloji, akarsu bilimi, hidrojeoloji dediğimde de yeraltı altı sularını inceleyen bilim dalı diyebiliriz. Demek ki hidrografya, sular coğrafyası. Bir diğer coğrafyanın, fiziki coğrafyasının alt dalı biyo coğrafya. Az önce de söylemiştik hani canlılar coğrafyasıydı. İşte can, bitkiler, hayvanlar bunların genel özelliklerini inceleyen, yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalına biz biyo coğrafya demiştik. Bunun alt kollarına baktığımız zaman işte canlılar bilimi olan biyoloji, işte bitki bilimi olan botanik, hayvan bilimi olan zooloji ve insan bilimi olan tıp bunun alt dallarıdır diyebiliriz. Son olarak fiziki coğrafyamızın alt kolu kartografya. Kartografya demek yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı olarak düzleme aktarılması yani harita çizimlerine ilgilenen bilim dalıdır. Haritaları anlatacağız. Haritaları anlatırken işte e, çeşitli projeksiyon yöntemlerinden bahsedeceğiz. Çizim yöntemlerinden bahsedeceğiz. Harita biliminin alt dallarına baktığımız zaman matematik, geometri, istatistik gibi alanlar e, kartografyanın alt dallarıdır diyebiliriz. Bir diğeri beşeri coğrafya demiştik. Coğrafyamızın bir diğer alanı beşeri coğrafya. E, insanlarla ilgili olan durumdu. İnsanların işte yerleşmelerini, gelişimini, tiplerini ee, bu arada yakın zamanda üniversite sınavı sorusuydu Aşağıdakilerden hangisi işte beşeri coğrafyanın alt dallarından bir tanesi değildir gibi bir soru tarzımız vardı Yani biz beşeri coğrafyayı Neyi inceler? Hangi alanlar vardır? Onları gene itibariyle bilmemiz gerekiyor. Demek ki yerleşme coğrafyasında yerleşmelerin gelişimini inceliyor, tiplerini. Aynı zamanda mesken tiplerini yani işte meskenlere baktığımız zaman yani evlere baktığımız zaman işte eh, ahşap mı, kerpiç mi veya işte taştan mı yapılmış bunları demek ki yerleşme coğrafyası inceliyor. Arkeoloji yani kazı bilimi ve tarih de ona yardımcı olan bilim dalları içerisinde yer alır. Gençler bir diğeri nüfus coğrafyası. Nüfus coğrafyası dediğim zaman işte nüfusun gelişimini, dağılışını, niteliklerini inceler. Nüfus politikalarını inceler. E, ülkelerin e, nüfus politikaları aynı değildir. İşte Çin'in nüfus politikasıyla bir Fransa'nın veya Türkiye'nin nüfus politikasının farklı olduğunu biliyoruz. Demek ki nüfus coğrafyası demografi, nüfus bilimi demek ve aynı zamanda da hesaplamalar yapılması konusunda istatistik önemli bir etkendir diyebiliriz. Ekonomik coğrafyaya baktığımız zaman insanların tarım, hayvancılık gibi, ormancılık gibi alanlarda ekonomik faaliyetler yürüttüğünü biliyoruz. Coğrafi olaylarla bunların etkileşimini incelediğini biliyoruz. İktisat onun alt kollarından diyebiliriz. Bir diğeri siyasi coğrafya. Gençler siyasi coğrafya devletlerin jeopolitik konumlarını ve konumların dış siyasetteki önemlerini anlatır. Mesela baktığımız zaman ülkelerin e, dış siyasetlerini belirleyen önemli etkenlerden bir tanesi onların coğrafi konumudur. İşte Türkiye'nin boğazlara sahip olması, üç tarafının denizlerle çevrili olması e, Türkiye'nin jeopolitik önemini ne yapar? arttırır. E, bu konuda da diğer devletlerle sürekli sorun yaşadığımızı, günümüzde de haberleri takip edersek e, günümüzde de bunların çok sık olduğunu söyleyebiliriz. E, siyasi coğrafyaya, uluslararası ilişkiler, tarih, iktisat gibi alanların yardım ettiğini de söyleyebiliriz. Bir diğeri tarihi coğrafya, İşte arkeoloji gibi tarih gibi bilimlerin yardım ettiği. İşte geçmişin coğrafya özelliklerini, coğrafya biliminin yöntem ve ilkelerini inceleyen bilim dalını da biz tarihi coğrafya diyoruz. Demek ki iki bölümümüz var. Biri fiziki coğrafya, biri beşeri coğrafya. Fizikide daha çok doğal unsurları, doğada kendiliğinden oluşan unsurları anlatıyordu. Onlarla ilgili bilimler vardı. Beşeri coğrafyaya baktığımız zaman ise daha çok insanla ilgili, insanların yapmış olduğu etkinliklerle ilgiliydi. İşte yerleşme gibi, tarım gibi, ticaret gibi, ekonomi gibi, siyasi coğrafya gibi çeşitli etkilere sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Evet gençler bir dahaki dersimizde ders içi çalışma etkinlik bölümünü tamamlayacağız. Siz kitaplarınızdan bunlara önceden bakarsanız e, hiç olmazsa videoyu izleyip bunları çözerseniz sizin için çok faydalı olacaktır. E, bir dahaki dersimizde coğrafya biliminin geçmişten günümüze gelişimine bakacağız. Yani ilk çağlardaki coğrafya, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağda coğrafyanın nasıl bir gelişme gösterdiğini, coğrafyanın ilk olarak e, ilk, coğrafya kelimesini ilk olarak kimin kullandığını e, bir dahaki dersimizde bunları işleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dersimizi, videomuzu takip edip tekrarınızı yapmanızı özellikle istiyorum. Aklınıza takılan soruları da mutlaka bize ulaşın, sorun. Çeşitli alanlarda bunları bize sorabilirsiniz. Teşekkürler, görüşmek üzere.